Bir de galette mesela altının yanık, altı pişmiş. Yani mesela yanık şey mu? Güzel, bakayım. Gevrekliği güzel. Hmm. Ama yanık tadı geliyor belli bir süre yedikten sonra. Sizinki biraz sonra. Evet. Evet, aa, size orası... yanığı gelmiş. Evet. Benimki normal. Ya şeye güzel, mı? Gevrekliği güzel. Evet. Evet. O okey ama işte... Yok, benimki kızarmış biraz. Ama dediğiniz gibi orası... kapyayla mor lahana güzel. Güzel. O kadar. Onları beğendim. Teşekkür ederim. Bir de tabak çok boş duruyor. Boş mu geldi? Çok az koymuşlar, çok az. Minik yani mi? Önümüze koyduğumuzu yemediniz ki doldursak yine aynı ziyan ama olacak. Ama boş işte, göze hitap etme de önemli. Yedik işte yanık olmayan. Yok, kenarları afiyet aldım. Afiyet olsun size demedim. Pişmiş kenarları ben de aldım. Öyle dedi ya. Size afiyet olsun yani şey yapmadım. İşte sana dolu gelen bana da boş geldi. Evet. Şimdi de çok boş yani. Eline şimdi de boş geldi. Afiyet. Dün dolu diyordunuz, bugün de boş şimdi mu geldi? Boş geldi yani. Niye öyle az az koydun diyorlar Gamze yani. Nur? Çok koyunca da tabak çok kalabalık oldu diyorlar az koyunca. Bir ortası olmalı dedim. Değil mi? Yani zaten 4 çeşidi var. Dolma yeterince koymuş. Galette de tamamdır bir dilim. Belki o şeyler size az gözükmüş ha, olabilir. Çorba mezeler. Kaşığınla koysaydın. Ya biraz ben dedim... çok koyma. Zaten tadıyorlar, yinmiyorlar. Bir ara yemek bu zaten. Biraz tadımlık. Evet, doğru. Tadımlık doyurmalık dedim. Değil. Tadımlık. Evet, doyumluk değil. Tadımlık doğru, dedim. Tadımlık. Ben dedim onu. Doğru. Şimdi dolduruyoruz. Yine gidiyor. Boş bak tadıyoruz. Yine gidiyor. Az koyduğunu düşünüyorlar. Zaten son anda yetiştirdim. Yani çok da koyabilirdim ama çok koyunca çok koymuşsun, tabağı doldurmuşsun, karışık gözüküyor diyorlar. Az koyunca da çok az olmuş, çay kaşığıyla koymuşsun gibi şeyler söylüyorlar. Yemiyorlar zaten ağzıyla yani kaşığın ucuyla tadına bakıyor sadece. Şunları, şöyle bir şey var. Mezeleri hani böyle order tabakları gelir ya düğünlerde, restoranlarda, şurada, burada. Hani böyle bir kaşıkla bir şekil verirler. Onu evet. Böyle bir hafif o kaşığın kalıbını bombeli yerinin o çukur kısmının içinden böyle koyar, sıyırırlar. Hafif o böyle yuvarlak. Evet. Ya da böyle dondurma kaşıkları, kepçeleri vardır ya. Onlar böyle lop diye böyle ona bir şekil verirler mesela. Peynir topları, işte patates püresi böyle top şeklinde. Biraz işte böyle az koyman güzeldi. Biraz şekilli şemalli aslında olsaydı. Aslında öyle söylemiştim. Hani sunum dediğimiz şey o zaten. Yani hani, sunumu yani. Şimdi bazı gelinlerimiz geldi geçti buradan haklarını yemeyin. Şimdi izliyorlarsa diyecekler ki Zuhal Hanım ah bizim sunumlarımız nasıldı ama aşık olsun demesinler. Şimdi ne sunumlar gördük. Evet. Ne sunumlar gördük. Yani aynı saatte aynı yerde yarıştılar. Neler yaptılar yani. Dolayısıyla yapabilen yapıyor. Yani onu birazcık da bu bir merak ve işine kadar ciddiye aldıklarının göstergesi bana göre. Yani sizin de dün miktar olarak hem fazlaydı porsiyonlar hem de biraz özensizdi. Evet. Ya şimdi heyecandan... Heyecan da servis sırasında neyin heyecanı artık? İşte, Zuhal Hanım... Şey gecikiyorlar yani biraz. Yok. Galettesi de küçücük böyle tadımlık değil de yani çocuk maması gibi koymuş hepsini azar azar. Dünkü bizim galetteyi beğenmediler ama bugünkü galette de hani dünden çok bir farkı yoktu. Bizimki biraz ince olmuştu, bu da biraz küçük olmuştu yani. Neyini beğendiler onu da anlamış değilim. Kağıt kabımı kesmeyi planlamıştım ama şu anda işte... Her şeye bir şey söylediler, buna da söylerler mi bilemedim. Acaba içeri gidip sorsam mı? Gamze çok istekli ve isteyerek katıldı. Kendi başvurmuş. Ne de sizin hayranınız olduğu için zaten heyecan yaptı bugün. Ama o heyecanın içinde olumsuzluk. O işte o. Ya modumuz zaten düştü orada. Ne oldu? Kağıt kebabını ben kendim açayım mı? Açacağız. Ben tabakları koyayım. Yani sizin arzunuza göre hani. Sen de aç. Ben açayım mı diyor, kağıtta mı getireyim diyor kağıt kebabını. Aç. Nasıl siz nasıl isterseniz. Tamam. Ben kağıtta isterim ama hanımlarınkini istiyorsan aç. Tamam. Öyle git. Kağıtta getirsin. Herkesin kağıt. İşte kağıtta zaten onun olayı o. Özelliği o. Hemen salatayı sosla. Böreği kes koy yanına. Anne tamam. Karnabaharı... Bir karnabahar bir brokolin koy. Üstüne yoğurdunu dök. Salatayı hemen limon sık. Yağ, zeytinyağı, tuz. Bitti. Aslında Panter Hanım dün biraz iyi puan aldınız sanırsam. Onun için de bugün biraz bizi şey yapacaksınız, terleteceksiniz değil mi? Yani ilk gün olduğu için güzel puanlar aldınız yani. Sen 5-6'yı beğenmesen de çok... sizin kullanacağınız oyu ben şu an tahmin edebiliyorum. Aa, herkese. Tahmin edebiliyorum? Hani kızgınlığı var ya bizim hani altımızı 3'e düşürdü ya. Değilim. Şimdi o da diyor ki biz 3 vermiş olduk yani. Ona göre ben 3, hanımefendi 2. Şimdi tahminim aynısını yapacak yani. Tahmin edemezsiniz. Hatta 3 ve 4. İşte o lezzetler daha geliyor, daha tadıyoruz. Tabii. Şimdiden ben öyle bir ukalalık işte, yapamam yani. Çünkü emek var. İşte emeğe karşı biz de verdik onu. Hayır işte onu. Ben
Hani 8 tane menü vardı. Evet 4 tanesi peki, güzeldi. Bir şey sorayım. Biz buna istinaden verdik. 6 verdiğinize pişman mısınız Kadire Hanım veya Sultan Hanım? Valla böyle panterciğimi görünce pişman oluyorum sanki. Ama bu biz bana göre saygısızlık. Çünkü sonuçta bana vermiyorsun. Ben gelinini çok sevdim. Çok hanım hanımcıktı. Zaten oylar bize değil. Gelinlerin gidiyorlar. Bir efor sarf ediyorlar. Yani peki beklediğiniz neydi? 6 küçük bir rakam mıydı? İşte 7 yani yani falan olabilirdi. 6 ile 7'nin arasında çünkü eksik bir şey yoktu. Ben de menüye göre verdim. Mesela 7 çeşit menü varsa her menüye biz şimdi siz benim hani ne vereceğimi görüyorsunuz ya. Daha lezzetler geliyor ve ben gelini, kayınvalidenin bana ne söylediğini çok kayda almasam da gelinin emeği var yani. Bir tane kanlı var, bir tane brokoli. Üstüne yoğurdunu koy, iki tepsi tavan yap. Evet, iki tabak. Üstüne yoğurt dök. Tamam, al gel. Hemen bir tane daha yap. Tamam. Tamam, ben gidiyorum kızım. Sen arkadan getir. Tamam anne. Brokolini bir tane daha. Mesela dün ben gelin masadan tek bir kez kalktım. Kayınvalide sürekli kalkıyor. Hani bizlerle sohbet etmesi gerekiyor. Bizi yalnız bırakıp gidiyor. Sizi merak ediyorlar. Niye yardım mı ediyor? Yok, niye yardım etmiyorum. Kağıdı fırından çıkardığı gibi getir dedi. Ha, onu söylemeye gitti. Durmadan gidip geliyordu artık. Ne yapıyor bilmiyorum. Yardım mı ediyordu? Ne yapıyordu? Gelin de aman pek durmadı yanımızda. Hani eli acıyor diye mutfağa gitti. Yok, bahane ettiler yani. Hah, teşekkürler işte. Kağıt kebabı. Yanındaki ne böreğiydi canım? Kuru yufka böreği. Kuru yufka böreği. Brokoli ve karnabahar. Tamam. Oh my God, karnabahar. Aa, buyur işte. Sevmeyen biri. Kıtlık koptu da benim mi haberim yok? Dedim ya bir kıtlık olursa yiyebilirim ben onları diye. Bu kadar olur. Doğru yani söyleyeyim. Şansımda diyorum ya. Bir şeyler ters gidiyor da benim mi haberim yok yoksa? Vallahi menüye yazdığı için bunu yemek zorundasınız. Yani hanımefendi de bugün ketçabı görünce sıçrayıp durdu. Bir daha gösterdi mi bunu? Gösterdi. Bak ben onu yok evet. et dedim. Bulmuş, nereden bulduysa getirdi. Ha, sizin ketçaba karşıydı değil mi? Evet. Sen bugün buyurun, ketçap yarışı vardı. Kağıt kebabı. Bayağı bir ketçap yarışı yaptık. Kağıt kebabının yanına böreği niye tercih ettiniz? Niye tercih ettim? Sultan Hanım brokolinden karnabahar kesinlikle yemiyorum dedi. Ama zaten menüyü biz daha önceden belirliyoruz. Bilemeyiz ki. Yapıyor herhalde. Evet. bu ara sıcak değil. Mesela ben bildiğim börek ara sıcak da gelir. Ana yemeğin yanında gelmez. Ya biz de böyle şey yaptık. En azından brokolini yemeyen birini ise yiyen birini yemiyor. Ama işte yani daha önceden belirlenmiş kimin ne yediğini bilmiyoruz. Onlara göre hani yapamayız. Bir de hiç şey uyumlu değil yani. Bence gayet uyumlu. Ben uyumlu bulmadım. Bu arada kaşığım da yok. Seninkinde de vardı börek aynı vardı ama şey yoktu. Et yoktu hiç. Nasıl yoktu et ya? Et çok pişmişti onu kabul ediyorum. Ama yoktu bu derseniz içine hiç konmamış gibi. Tabii vardı et. Et vardı. Vardı. Ama tamam işte et vardı pişmişti. Et ama siz et görmedik dediğiniz zaman içine hiç konmamış gibi hissederse. Konmamış gibi. Kaşık ister misiniz? Açar mısınız kebabı? Açamıyorum işte kaşığım bıçağım yok. Ha, çatal bıçak yok mu sizin? Çatalım var bıçağımla kaşığım yok. Bıçağım benim de yoktu. Yedek şuradakini aldım. Şu an eleştirilere yani ana yemeğin yanında börek olmaz dediler ama dün de ana yemeğin yanında yani börek yok muydu avcı böreği? Kaşıkla çatal lazım. Bıçak. Anneciğim sen niye buraya geliyorsun? Kaşığa çatala geldim. Bizi. Kamze çatal kaşık yokmuş masada. Tuval Hanım birazı yanmış birazı normal. Biraz yanmış mı? Kayınvalide biliyorum gelinle şu an çok üzülüyorsun. Ya, şimdi bizim gelinler izlerse. Üzülüyoruz ama şimdi. Seni örnek peki, alırsa. İçecek falan sormadın gelin hanım. Ha içecek diyorlar. Ne içersiniz? Ben suyla iyiyim canım hanımlar ne içer bilmiyorum. Ayran var mı? Peçete evet, alabilir miyim? Alabilirim. Sen suyla mı içeyim? Tamam. Yalnız ben bir çatal bıçak alabilir miyim? Hayır hanımefendi. Şey, bıçak alabilir miyim? Kayınvalide. Kayınvalide siz. Masadan ha bir de kalkıp gidiyorsunuz şimdi ya. Şimdi kayınvalide sen hizmet ettiğin zaman o zaman gelin yarışmıyor burada. Kayınvalide yarışıyor pardon. Pardon ben onu söylediği istediği gittiydim. Ama sen oturman gerek. Kayınvalidem sürekli mutfağa geliyor eleştirecekler. Ondan gelmesini isteyen olmadı ki. Ya sanki kaynana yapmış gibi geldi. Hani format gereği bana sanki öyle geldi ama tabii ki değil. Belki de eli acıyor diye gidiyordu. O da olabilir. Onda bir şey diyemem. Hani tabağı tutamayabilir mi diye ya da fırından
Hani eli kesik çıkaramıyor diye de yardım edebilir ama gelini daha çok panik de yapabilir. İçeride eli ayağı dolaşmış olabilir. Neyi önce getireceğim, neyi sonra getireceğim gibi de olabilir. Desteğe de gidiyor olabilir. Ama tabii kayınvalidelerin oturup beraber eleştiri yapmamız, o da onun da gelinin savunması gerekiyordu diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.